Herkese hayırlı akşamlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Yine ben bugün bir soru cevap köşesi yapayım dedim. Gelen yorumlarımı açayım. Yine nargilemi hazırladım, daha ilk gözüm. Yani henüz açmadım bile. Ben şu yorumlara açayım. Nargilemi de bir açayım. Güzel bir soru cevap videosu yapayım dedim bugün. Çünkü yine sağ olun, çok fazla yorum geldi videolara. Hemen ineyim aşağıya. Yorumlarımı açtım. Osman Merkür hocamın yorumuyla başlayayım. Emeğine sağlık kardeşim. Bir tütün kömür satışı yapan site kur artık. Biz de keyifli nargile içelim demiş. Yani sen de emeğinin karşılığını al demiş. Osman Merkür hocama gerçekten teşekkür ediyorum. Ya bununla ilgili zaten projemiz var inşallah. Yani çok yakında Osman hocam. Yani faaliyete girecek. Ufak ufak artık başlamaya. Yani başladık desek yeri var zaten. Öyle söyleyeyim. Teşekkürler yorum için. Mert Altınköprü. Abi ben de senin gibi her gün içiyorum. El Fakir kavun aldım bugün. Büllüle içtim ve beğenmedim. Evde dünden kalan yaban mersini vardı. Tütüncüde mazaya karpuz aldım. Bu kavun çöp olmasın diye yaban mersini 3 aromayı karıştırıp içtim. Sence nasıl olur? Beğendin mi? Saygılar demiş. Yani meyve aroması birbirini tamamlarsa güzel olabilir Mert. Yani senin yorumun daha önemli. Teşekkür ediyorum. Barış Karagöz hocam, herkes köz videosu bekliyor, çek artık şunu demiş. Videoyu attım dün, bildiğiniz üzere Barış hocam. Teşekkür ediyorum yorum için. Erman Yaman hocam, Shadow gayet kaliteli diye bildirmiş. El Fakir'den bile iyi demiş. Her damak zevkine uymaz demiş. Çok teşekkür ediyorum Erman Yaman hocama da. Kazım Kocabaş, çok sağ ol abi, cevaplandırdığın için çok mutlu oldum demiş. Ben teşekkür ederim yorumun için, öyle söyleyeyim Kazım sana da. Veli Demir Aslan, emeğine sağlık kardeşim demiş. Çok teşekkür ediyorum Veli abime de. Gerçekten. Aziz, Üstad Shadow konusunda sana katılıyorum. Biraz abartılı ama demiş, merdiven aldı tütünlerden daha uzun. İçimi var ve tadı da yerinde demiş. Yani güzel karışım tarifleri bekliyorum. Kolay gelsin demiş Azize. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ahmet Ersoy, güzel bir video olmuş. Devamını bekliyoruz. Yazmıyorum çünkü izlenmelere ve abonelere bakmadan devam ediyorsun. İçerik eksik olabilir ama bunlar daha küçük adımlar. Okyanus olan YouTube aleminde sağlam işler çıkaracağına inanıyorum demiş Ahmet hocama gerçekten. Yani bu güzel yorumu için çok teşekkür ederim sana Ahmet abi. Yani bu tarz olumlu yorumlar gerçekten beni çok fazla olumlu etkiliyor. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Zaten her seferinde belirtiyorum. Çok teşekkürler. Hamza Yavuz, nargile yaptığında yarım saat içinde tütün yanıyor, boğmaya başlıyor. Bunun sebebi nedir demiş. Büyük ihtimalle kardeşim Lülen'de bir problem vardır ya da nargile takımının ilk etapta hava almaması çok önemli. Yani bir hava durumuna bak, bir de Lülen'i kontrol et. Videoları izlersen zaten hani ayrıntılar var. Öyle söyleyeyim sana da Hamza. Teşekkürler. Mehmet Hüseyin, abi nargilenin fiyatı ne kadar ve en sevdiğin tütün hangisi, videoya koyarsan sevinirim. Saygılar demiş Mehmet Hüseyin kardeşim. Yani bu nargile takımını ben 120 liraya almıştım. Tabii 3 sene önce falan aldım. Ya o zamanlar kış sezonuydu bir de. Şu an daha pahalı, öyle söyleyeyim. En sevdiğim aromalarda kesinlikle El Fakir Gold üzüm diyebilirim. Nakla cappuccino içiyorum. Sonra farklı kendi özel içtiğim bir tane tütün var. İnşallah önümüzdeki günlerde zaten tanıtımını yapmaya başlayacağım. Ya onu içiyorum gerçekten. Yani öyle net bir tadım yok ya. Hangi moddaysam açıkçası onu içiyorum. Sana da öyle söyleyeyim Mehmet. Çok teşekkürler. Ömer Eşler hocam da yorum atmış. Ne demiş? Selamünaleyküm abi, sence en iyi aroma hangisi, cevaplarsan sevinirim demiş. Ya ben hani biraz terazi burcuyum aslında. Hani kararsız bir insanım. Yani öyle net bir şey söyleyemiyorum ama yani El Fakir üzüm nane, nakla şeftali, nakla cappuccino falan, ya bunları tek geçerim desem yeri var. Yani en çok tuttuğum aromalar kesinlikle bu üçü diyeyim. Ondan sonra Korhan Kemal kardeşimiz, nargile nasıl içilir, nasıl çekilir, nasıl açılır,
yakılmadan kullanılır, ilk defa içen biri için cevaplayabilir misin demiş. Yani bunu ben aslında cevaplandırdım Kemal kardeşim ama sana için bir daha tekrar yani cevaplandırayım. Yani bu lülenin ısınıp tütünün yani aromasını salması ve yani nargileyi açarken de buna çok dikkat ediyorsun. Yani kesinlikle o tütünü çok zorlayıp kıvama girmeden bir şekilde çok fazla duman almaya çalışırken nargile yanmış oluyor. Ya zamanla tecrübe edinebilecek bir durum bu da açıkçası öyle söyleyeyim. Çok yorum, teşekkür için. Ezan okunuyor. Aziz Allah cene şifat versin. İman Kur'an nasip eyle diyeyim ben. Amin diyeyim. Ezandan sonra devam edelim okumaya. Erdem Ataş kardeşim abi ufak nargileler nasıl iyi mi demiş. Yani ufak nargileler hiçbir zaman yani bu kahveci takım gibi uzun boylu nargileler kadar keyif vermez sana öyle söyleyeyim Erdem. Ondan sonra Kaan Aktürk abi nargileden nasıl daha fazla duman çıkar lütfen cevapla demiş. Yani nargileyi güzel bir şekilde hazırlarsan yani kesinlikle zaten dumanını da çok iyi bir şekilde alırsın. Onun dışında yani tütünün şerbetiyle alakalı bir durum. Öyle söyleyeyim. Gökay Yıldız, abi sahte markuçla içimde ne fark eder açıklar mısın demiş Gökay kardeşim. Yani lezzeti ve tadı çok fazla alamazsın. Yani orijinal bir deri markuçtaki kadar alamazsın. Öyle söyleyeyim. Gökay yorum için teşekkürler. Berat Yılmaz, ilk yorum seviliyorsun abi demiş. Berat'a buradan çok teşekkür ediyorum. Ben de sağ olasın. Uğurcan Kurtkaya site ne zaman açılıyor demiş. Günü belli değil. Çalışmaların devam ediyor. Yani çok fazla yani yoğun oluyorum. Çünkü normal bir yaşantım da var bildiğiniz üzere. Yani iş görüşmeleri vesaire. Ondan sonra hem YouTube video montajı, video çekme aşaması falan. Yani hepsine yetişmek zor oluyor. Ondan yani biraz zamana yayıyorum açıkçası ama her şey yolunda gidiyor Uğur kardeşim. Sana da öyle söyleyeyim. Hiçbir problem yok. Yani geç olsun ama güç olmasın mantığında. İnşallah çok güzel bir şekilde ilerletiyoruz. O da olacak. Teşekkür ediyorum yorum için. Deliye yorumcu kardeşimiz yorum atmış. Abi sadece naneli nargile yapar mısın? Hem aroması hem de suyu naneli olsun. Ya bir gün yaparız ya. Ben de gerçekten hani böyle nanenin sınırlarını zorlamayı seviyorum zaten. Güzel bir sade naneden nargile yaparız. Neden olmasın? Aziz, Üstad Arcelin Starbaz'dan önerim var mı demiş. Ya Starbaz Arcelin olayına çok girmiyorum aslında ama Starbaz'ın Blue Mist'ini ben de yani herkes gibi ben de seviyorum öyle söyleyeyim sana da Aziz. Çok teşekkürler. Onur Nenk, tütünlerin markalarını ve oranlarında ne koyduğunuzu da yazar mısın demiş. Nargile nasıl hazırlanır kış çayı tadında. %30 vişne, %30 limon, %30 da masaya buzlu nane vardı o içtiğim karışımda. Onur hocama da söylemiş olayım. Mert Altınköprü, abi acil cevap benim nargile paslanmaya başladı. Sence sıkıntı olur mu demiş. Kesinlikle olur kardeşim. Yani bu dumanın içerisinden geçtiği bölüm falan pas olayı varsa kesinlikle çöpe at yenisini al derim sana öyle söyleyeyim. Yani hayatını yani öyle bir riske atma yani pas çünkü bildiğiniz üzere çok zararlı bir şey. Yani tatanos falan durumları var. Kesinlikle ben tavsiye etmem yani. Mümkünse yenisini al ve kesinlikle kullanma. Emar Saksobit kolay gelsin site açılınca kapıda ödeme olur mu demiş. Kapıda ödeme yani düşünmüyoruz açıkçası öyle söyleyeyim sana. Ondan sonra ben bunları genel yani kendi karışımlarını falan yazmış. Ben bunları zaten normalde okudum Emer Saksobet hocama. Yorum için çok teşekkür ederim. Veli Demir Aslan abim yine yorum atmış. Ne demiş? Bu bildiğimiz mentos gibi ya. Ben naneyi çok severim ama bu bayıyor. Tek başına içilmez. Bir şey karıştırmak lazım. Buna ne tavsiye edersin demiş. Sadov'un Ice Bomb'unu için. Yani Veli abi sen bile bunu beğenmediysen. Yani çünkü ben senin yorumun çok önemli. Hani ben senden açıkçası yorum bile atacaktım. Diyecektim Veli abi hani Shadow hakkında ne düşünüyorsun? Ice Bomb'un hakkında diye. Çünkü Veli abi de naneyi seviyor bildiğiniz üzere. Yani Veli abi senin bile baydıysa yani ben çok da bir şey demiyorum Shadow için. Yani limon ya da portakal da gidebilir diye düşünüyorum ben aslında Veli abi. Yani kullanabilirsin bir dene. Elinde varsa limon portakal. Ya ben de yani karıştırmayı denedim ama çok fazla kurtarmıyor onu da söyleyeyim Veli abi sana. Teşekkür ediyorum yorum için. Muhammed Kocaboğa abi bize de kömürden yollasana demiş. Yani mesaj atabilirsin Instagram sayfamıza. Öyle söyleyeyim Muhammed senin için de.
Kazım Kocabaş, abi nargilenin yerden yüksek yere konulması iyi karşılanmaz diye bir inanış varmış. Sence doğru mu demiş. Yani ben Kazım sana şöyle söyleyeyim. Bu nargilenin adabıyla alakalı bir şey. Yani nargile dediğiniz gibi yani yüksekten bir yere konulmazmış. Bu gelenek kültür olarak Osmanlı zamanında bile. Yani kendinden yüksek bir yere konulması hoş karşılanmazmış. Yani racona ters olayı var. Yani doğrudur kesinlikle. Ben de dikkat ediyorum zaten. Yani bu videoyu yorum attığım videoda da zaten yani kadrajı ayarlayamadığım için nargileyi kendimden yüksek bir yere koymak zorunda kaldım. Onu da söylemiş olayım. Çok teşekkürler. Multibin yorum atmış. Merhaba abicim, seni yeni keşfettim ve anlatımın edit yeteneğin vesaire beni bayağı etkiledi. Fakat sana birkaç önerim var demiş. İlk önerim arka plandaki şarkıyı değiştirmen, çünkü bu müziği çok uzun zamandır duyuyoruz ve artık eski tadını vermiyor. Bu şarkı videonun içeriğine daha uygun bir şarkı seçebilirsin demiş. Ya yani şunu ilk etapta bir cevaplandırayım. Artık yani YouTube'da bütün şarkılar, yani hemen hemen benim kullandığım bütün şarkılar videoyu atmadan önce bile telife takıldığı için yani videoya müzik seçmekte çok zorlanıyoruz. Yani bu da zaten daha önceden nasıl diyeyim, daha önceden bir hazırlamış olduğum videoydu. Öyle kaldı. Çok teşekkür ediyorum yorum için. Ondan sonra biraz yüksek açsa da demiş, Motion Blur eklersen daha göz yorar ve daha hoş bir izlenim sunabilir. Üçüncü önerim ise soru cevapları screenshot alıp bunları videonun sonunda nargilenin altına eklemen, kanalın büyüyecek ve ilerleyecek gibi duruyor. O yüzden ben şimdiden yerimi aldım. İyi dumanlanmalar demiş. Multibin abime çok teşekkür ediyorum. Hani böyle aramıza yeni katılan ve gerçekten güzel yorumlar yani görünce açıkçası bu kadar emeğdeydiğini, yani ben söylüyorum zaten süreklilik her zaman oluyor. Yani ben çok yeni girmemeye kadar yani 1,5 ay falan oluyor YouTube'a gireliz, ama şu an için yani aya vuracak olursak gerçekten bile şu an yani YouTube yani video içeriğimiz çok fazla inşallah. Yani çok güzel yorum gelmiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Multibin hocama da. Yani gerçekten teşekkür ederim. Murat Hasret, el fakir çabuk yanan tütün hiç tavsiye etmem demiş. Yorum için teşekkür ediyorum. Rahmi Ateş, videolarının sıkı takipçisiyiz. Öncelikle teşekkürler. Tamamı cam olan nargileleri önerir misin? Nargile takımı alma arifesindeyim. Yorumlarınız çok önemli, ya da önerebileceğiniz nargile takımı var mı demiş. Yani ben tabii ki cam sağlıktır. Yani biraz muhafazası zor açıkçası, ben öyle söyleyeyim. Çünkü yani cam, ben de nargile almıştım bir ara ama yani kırılma riski çok fazla var ve çok dikkatli kullanmak gerekiyor. O yüzden yani benim diğer kahveci takımım bile kırık şu an. Ona cam bulmaya çalışıyorum. Onu da kullanacağım, pirinç takımımı. Yani muhafazası biraz zor. Kahveci takımlar benim işime daha çok geliyor. Bu böyle nikel döküm takımları ben önerebilirim açıkçası. Daha detaylı bilgi almak istersen Instagram'dan yazabilirsin. Samet Kurşuncu kardeşim, ben kendim evde nargile yapıyorum. El fakir, şeftali, elma, yaban, mersini, damla sakızı gibi bir sürü tatları denedim fakat tat alamıyorum. Bol dumanlı oluyor fakat ağzımda aroma tadı alamıyorum. Bir nargile kafeye gitmiştim, orada resmen yiyordum falan diye belirtmiş. Yani büyük ihtimalle kardeşim yani markucunda ya da takımında bir problem olabilir. Yani çünkü bildiğin üzere kafelerde sürekli aynı markucu kullanıyorlar. Yani onlar biraz daha profesyonel çalışıyor. Mutlaka eksik bir şeyim vardır. Yani Samet sana da öyle söyleyeyim. Yani çok teşekkürler. Ahmetcan Sinan, bardaktan nargile yapar mısın hocam demiş. İnşallah yaparız bir gün. Yani artık çok fazla yapan var. Yani çok fazla yapılmışı var açıkçası ama bir gün güzel bir anlatım da ben yaparım. Aziz hocam, Zoma Tobacco'yu bekliyoruz reis demiş. İnşallah ben de bekliyorum. Geldiği gibi zaten tanıtım videosu gelecek. Öyle söyleyeyim Aziz hocama da. Teşekkürler. Mert Altınköprü kardeşimiz yorum atmış. Yani ben bu yorumu okumuştum zaten. Tüp yerine o kettle'ın içinden söktüğü rezistansı kullanıyormuş kömür yakmak için. Bunu da bizimle paylaşmış. Yani alıp incelemek isteyen varsa yani o kettle'ın altındaki rezistansı kullandığını belirtmiş. Deneyebilir. Yani teşekkürler yorum için. Melik Köse, neden kısıkta yakıyorsun demiş. Az gitmesi için tüpümün, öyle söyleyeyim. Ahmetcan Sinan, arkadaşlar Muğla'da olup tütün ve kömür satan yer bilen var mı demiş. Yani Instagram'a mesaj atarsan ben yardımcı olurum Ahmet, sana da öyle söyleyeyim.
Kazım Kocabaş yine abi eline aldığın kömür biraz daha bekleseymiş elmas olacakmış demiş. Gerçekten beni çok yani güldürmüştü bu yorum okuduğumda. Kazım kardeşime de teşekkür ediyorum. Ali Sarıoğlu içtiğin tütün nedir abi demiş. Yani içtiğim tütünü söyledim zaten videonun başında Ali sen de yani dinlediysen yani sorunun cevabını vermiş oldum. Kerem Özgür sonunda geldi eyvallah üstad çok güzel oldu olmuş demiş. Yani evde kömür yakmakla ilgili videom için. Ben yine bütün yorumları okumuş oldum. Yani gerçekten keyif aldım yorumları okurken de. Hemen hemen hepsini okudum atlamadım hiçbir tanesini bile. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Yani ekstra bir durum yok. Yani kanalımız gerçekten güzel bir şekilde ilerliyor öyle söyleyeyim. Yani gerçekten güzel gidiyor. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Siz de yorumlarınızı bırakırsanız yani soru cevap videolarımda yani biraz geç de olsa yani cevaplandırmaktan keyif duyarım açıkçası öyle söyleyeyim. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. İnşallah yine başka bir videoda görüşmek üzere diyeyim. Hayırlı akşamlar görüşürüz.